Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün itibariyle size birkaç haftadır bahsettiğim üzere ee, poker temel eğitimlerine başlıyoruz. Yani fundamental becerilere başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoları seviyesi iyi olan arkadaşların izlemesine gerek yok. <laughs> seviyesi iyi olan arkadaşlar el analizlerinden, ee, el çözümlemelerinden devam edebilirler. Çünkü onlar için e, bunlar daha temel bilgiler, e, daha alt seviye kalacaktır. Ben benim amacım ama burada tam full bir kaynak oluşturmak. İlk videomda da bahsettiğim üzere, birinci videoda da tam bir kaynak oluşturmak istiyorum. Yani hiç bilmeyen biri girip burada işte A'dan Z'ye temel becerileri öğrenip ondan sonra da el analizleriyle ve oynayarak kendini geliştirmesini istediğim için şey, full bir kaynak oluşturma amacıyla çıkmıştım yola. Tabi bana el analizi yapmak daha çok keyif veriyor inanın. Yani bunları yaparken ben de çok keyif almıyor olacağım. Ama bir yerde de yapılması gerekiyor. Çünkü gerçekten yok yani. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Şimdi bir anlatayım sistemi genel olarak. Bu yaklaşık iki aydır falan benim kafamda. Bir aydır da aktif olarak hani nasıl yapsam ne etsem diye kaynakları kurcalıyorum. Youtube sayfalarını kurcalıyorum. Kitapları kurcalıyorum. Bunun Bunu şöyle yapmaya karar verdim. Belli başlı 20 tane mesela ana konu var. İşte önce mesela bugünkü konumuz terimler. Terimleri öğreneceğiz. Sonrasında işte bankroll management ne? Onu öğreneceğiz. İşte e, preflop, CBET ne zaman yapılır? Flop texture okuma, post oyunları, bet sizing, e, işte value betting, ondan sonra turnuva structure'ları vesaire vesaire böyle temel 20 tane konsept var. Bunlarla ilgili kendime faz alacağım YouTube sayfalarını e, da oluşturdum. Eksik, elimde bir iki tane de kitap var bu temel konseptlerle ilgili. Onlardan da faydalanacağım. Genelde slide şeklinde gitmeyi düşünüyorum. Yani şöyle olacak. Atıyorum işte value betting ile ilgili konsept. Bir 10-15 dakikalık bir slide şeklinde ilerleyeceğim. Şu mümkün değil. Şunu açıkça söyleyebilirim. Mesela preflow'u inceliyorsam işte siz preflop dipsiz bir kuyu çünkü. Bütün senaryoları incelemek, bütün mantığı anlatabilmek mümkün değil. Bu saatler haftalar sürer. Yani 3 yıldır poker oynayan bir adamın bile bu konuda uzmanlığı tartışılabilir. Ki top prolar bile hata yapabiliyor yani bu konuda. O yüzden burada temel amaç size olayın özünü verebilmek. Yani ben 10-15 dakikalık, 20 dakikalık sessionlarda olayın özünü vereceğim. Sonrasında bunu siz el analizleriyle, kendiniz oynayarak ya da YouTube'dan araştırmalar yaparak arkadaşlarınızla konuşarak pekiştireceksiniz. Diğer sayfalara da baktım. Onlar da bu şekilde yapmışlar. Yani hiç ben görmedim işte 3 saat boyunca ne bileyim value betting'i inceleyen ya da gap teoriyi inceleyen. Bunları size 15-20 dakikalık sessionlarda verip örneklendirip temeli oturtup yani hiç bilmeyen bir adamın kafasında canlandırıp ondan sonra er analizleriyle kendini beslemesini sağlayacağım. Full bir kaynak mı oluyor? Evet aslında full bir kaynak oluyor. Ama dediğim gibi yani tam olarak derinlemesini öğrenebiliyor olması mümkün değil ki benim bile bilip bilmediğim bunu tartışılır. Şimdi şöyle işleteceğim bundan sonrasında. Yoğun bir video paylaşımım vardı bir database oluşturmak için. Şükür onu başardık yani. Şu an ciddi bir database'imiz var elimizde. Ki bunlar çok rafine şeyler el analizleri. Yani sıradan el analizleri yapmadım. Gerçekten beğendiklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Birkaç sayfanın karışımından. 3-4 tane sayfanın en beğendiğim ellerini paylaştım sizlerle. O yüzden gayet rafine güvenebilirsiniz yani. Şöyle işleyecek sistemde. Ben bundan sonraki süreçte haftada 2 ya da 3 video paylaşıyor olacağım. Genelde hafta sonlarını düşünüyorum paylaşmak için ama değişkenlik gösterebilir bu. Bir e, temel konseptlerle ilgili bir video. Mesela bu hafta işte e, poker terimleri. Yanında da bir el analizi şeklinde ilerleyeceğim. Bu hem benim iş yükümü azaltacak hem e, çok yoğun video paylaşınca insan biraz da yorulabiliyor. O yorgunluğumu gidermiş olacak. Hem de sizler için e, şey hissetmeyeceksiniz yani geride kalma hissi olmayacak. Beraber ilerleyeceğiz bir ders gibi sizin de sıkılmanızı engellemek istiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani bundan sonra bir temel konseptlerle ilgili, fundamental becerilerle ilgili video, bir de el analizi. Tabii bu yani iki tane olabilir bundan. İki işte fundamental konsept olabilir, iki analizi olabilir. Haftalık duruma göre de esneklik gösterebilir. Ama temel olarak bunun üzerine kuracağım bunu. Ve fundamental becerilerin de şeyi içeriği böyle oluyor. Yani 10 15 dakikalık, 20 dakikalık konusuna göre. Temel bilgileri size aktaracağım. Ondan sonrası artık size kalmış. Çünkü zaten buradan tamamını aktarabiliyorum da mümkün değil. Daha fazla bilgi isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilirler. Ben bir ücret falan da talep etmiyorum asla. Onlar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çok özel ders bir şey almak istiyorum. Bakarız duruma ve seviyenize. Ben size bir şey verebilecek durumdaysam onu da konuşuruz. Ama şu an böyle bir şey söz konusu değil. Umarım kafanıza nettir kendime şimdi size ne yapmak istediğimi. Sorularınız olursa lütfen yazın da çekinmeyin. Ee, dediğim gibi benim herhangi bir maddi beklentiyle yapmıyorum bu işi. Sadece ben işte öğrenmeye çalıştığımda hiçbir Türkçe kaynak olmadığı için ciddi sıkıntı çektim. İngilizce biliyor olmama rağmen. Çünkü hiç bilmeyen birine yani şurada bir şeyler anlatabilmek gerçekten zor. Ee, ama benden sonra öğrenecek olanlar bir şeyleri daha rahat geçsinler istiyorum. Ee, tamamen amacım bu arkadaşlar. Şimdi Öncelikle şu notumu da önümden kaldırayım. Burada öncelikle yapmamız gereken şey şu. Fundamental konseptlere gireceksek her şeyden önce tanımları bilmeniz gerekiyor. Ben analizlerinde bir şeyler anlatıyorum ama yani hiç bilmeyen biri anlamıyor bunları. Dolayısıyla önce terimleri öğrenmesi gerekiyor. Tabii ki şu an ben direkt olarak anlattığımda terimlere anında hakim olacak diye bir şey yok bunu zamanla duya diyor göre göre oturtacak ama genel bir çerçeve çizmek amacıyla bu terimleri vermek durumundayım. Anlamıyorsanız sıkıntı yapmayın ama sizden bu videoyu izlerken istediğim şey lütfen elinize bir tane kağıt kalem alın ve benim söylediğim şeyleri yazın. Türkçelerini yazın. Türkçesini söyleyeceğim çünkü. Eğer İngilizce biliyorsanız ben sayfayı geçtikçe screenshot alarak da ilerleyebilirsiniz yazmak istemiyorsanız ama kesinlikle yazıp çalışmanız gereken bir şey. Çünkü A'dan Z'ye bir sürü terim var. Bu terimlerin içerisinde baktım unutulmuş olanlar da var. Bazı şeyler unutulmuş. Ama %100'ünü veremeyiz tabii ki. Her zaman eksik kalacaktır. Onun üzerinden ilerleyelim. Umarım ben genel çerçeveyi çizebilmişimdir size. Haftada 2 ya da 3 video. Biri temel becerilerle ilgili. Biri ya da ikisi el analizleriyle ilgili. ve yapacağım temel beceri videoların içeriği de 10-15 dakikalık 20 dakikalık sessionlarda konunun özünü verip devam etmek üzerine kurulu olacak. Bununla ilgili gerekli kaynakları da e, fez alacağım kaynakları da buldum. Onlarla e, rafine bir şey çıkartacağım size. Şimdi başlayalım. Poker terimleri. A'dan başlıyoruz. ABC poker nedir? Playing in a basic style. Yani temel temel şekilde oynamak. Straight forward oynamak. Yani düz, az blöflü, e, value alabileceğiniz style. Genelde bu small stakes'te çalışır. Benim hep söylediğim videolarda da budur. Small stakes'te çalışacak e, fazla blöf yapılmayan Elindeki kağıda oynayan value almaya çalışan fazla fancy playe girmeyen oyun düzenidir. Aktif oyuncu, aktif oyuncudan ne anlıyorsanız artık çok fazla potta e, yer alan, çok fazla el oynayan adamdır. Bu yerine göre iyi de olabilir, kötü bir şey de olabilir aktif olmak. Agresyon faktörü, agresyon faktörü şudur: HUD diye bir şey var arkadaşlar. HUD nedir biliyor musunuz? Online oyuncular heads up display kullanırlar. Yani şudur. Mesela benle karşılıklı oynuyorsunuz siz beni aklınıza tutamayabilirsiniz. Ama bir program indiriyorsunuz bilgisayarınıza. O sizin o adamla oynadığınız ellerin geçmişini tutuyor. Bu adam sizi kaç kere tribetlemiş, kaç kere işte pota gönüllü olarak para koymuş. Agresyon faktörü nedir? Kaç kere işte tribete fold etmiş, kaç kere forbetlemiş gibi 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 bir sürü el geçmişinizi tutar. Bu ilk işte 2 ay bundan verim alamayabilirsiniz ama belli bir yerden sonra atıyorum 3 aylık 4 aylık bir datadan sonra e, ciddi şekilde katkı sağlar online oyunculara. Hatta bazı siteler bu yüzden yasaklıyor. Live'da yani canlı pokerde geçersizdir. E, çünkü kendiniz e, tutmak zorundasınız. Air nedir? Hiçbir şeydir. Yani mesela adam örnek vermiş burada. Tamamen elinde hiçbir şey olmadan blöf yaptı dedi. Air yani elinizdeki kağıdın hiçbir işe yaramaması. River'da. Ya yani da flop'ta da olabilir. Odin nedir? Odin e, bütün çiplerinizi ortaya koymanız demektir. Blöf olabilir, ne bileyim veli olabilir. Bütün çiplerinizi ortaya koymanız anlamına gelir. Ante nedir? Arkadaşlar cash ante diye bir şey yoktur. Ee, turnuvalarda oyuncuları pota sokmak için ve potu büyütmek için atıyorum 100-200 oyunda yani diyelim ki mesela şeyler işte 400-800 Ondan sonra bir işte yüzlük bir ante koyabiliyor. Yani her oyuncunun o elde koymak zorunda olduğu rakam. Ele girip girilmesine, girilmemesine bakılmaksız. Backdoor nedir arkadaşlar? Şöyledir. Şimdi bunu örnekle açıklamak daha iyidir aslında ama backdoor şudur. Mesela flopta işte iki tane karo var. Benim de elimde bir tane karo var. Turn'de ve river'da gene karo gelirse ben flash yakalamış olacağım. İşte buna backdoor denir. Yani back, direkt olarak elimde bir draw yok ama Arka kapıdan yani hem turn'de hem de river'da şey gelirse, benim istediğim kağıtlar gelirse aynı şey straight için de geçerli bu arada. Yani aynı şey kent için de geçerli bu arada. Turn ve river'da gelen kağıdın istediğiniz gibi olması. Yani backdoor, flush draw'um var elinde mesela. Backdoor'dan yakaladım gibi. Bankroll nedir? Bankroll bu, bu poker'in önemli konusu bankroll'dur arkadaşlar. Her şeyi unutun. Bankroll yani kasa yönetimi bilmiyorsanız eğer, kasayı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsanız, Pokerde kazanamazsınız. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Kasanızı doğru yönetmeyi bilmeniz gerekiyor. Kasa yönetimidir. Kasa yönetimine daha detaylı bir videoyla açıklayacağım. Sadece şu anda bankroll'un kasa yönetimi olduğunu bilin. O yeterli. Big blind nedir? Arkadaşlar poker oynarken bir small blind'ımız vardır bir de big blind'ımız vardır. Bu arkadaşlar pota para koymak zorundadırlar. Sanabiliyor muyum? Yani small blind 50 koyuyorsa ya da 5 koyuyorsa diyelim. Big Blind 10 koymak zorundadır. Bu değişkenlik gösterebiliyor mesela 5-5 oynuyorlar, 2-5 oynuyorlar, 1-2 oynuyorlar, 1-3 oynuyorlar ama Small Blind ve Big Blind pota para koymak zorunda olan ikili ikilidir eldeki yani. Bleed nedir arkadaşlar? Bleed şudur. Diyelim loose pasif bir arkadaş var ya da calling station bir arkadaş var. Sürekli para kaybediyorsa, sürekli mesela preflopta call edip flopta fold ediyorsa ya da flopta call edip turnda fold ediyorsa buna bleed denir. Yani bleed'in İngilizcesi kanamak demektir. Ee, sürekli ve devamlı kanama anlamına gelen bir şey. Bu sürekli para kaybediyor olması denir. Genelde de pasif oyuncular için kullanılır. Blöf nedir? Blöf blöf zaten herkes biliyor. Konuşacak bir şey yok. Board nedir arkadaşlar? Board e, community kartlardır. Community kart nedir tabii ki? Ortaya açılan kağıtlardır. Yani flop, turn ve river'da yani ortaya 5 tane kağıt açılıyor ya işte onlara biz board diyoruz. Community kart diyoruz. Bottom pair nedir arkadaşlar? Bottom pair şudur. Diyelim ki board As 5 3. Benim elimde de 3 4 var. O zaman benim elimde bottom pair oluyor. Yani board board'daki en küçük kağıt benim elimde eşleşiyorsa yani bir pair yapıyorsa o bottom pair'dır. En küçük kağıttır. Broadway e, Broadway nedir arkadaşlar? The not straight from 10 to ace. Yani e, Broadway kartları aslında Broadway böyle yapılmaması lazım. Böyle tanımlanma, böyle tanımlanmaması lazım. Broadway kartları denir. Mesela işte King Queen bir Broadway karttır. Yani en iyi nata gidecek kağıtlar. Ya da mesela As Jack de yerine göre bir Broadway kağıt olabilir. Yani duruma göre. Tabi Broadway değildir aslında. Yani Broadway gidecek kağıttır. Diyelim. Neyse bunun zamanla zaten kendiniz de şey yaparsınız. Bubble nedir? Bubble şudur arkadaşlar. Turnuvalarda. Bu video bu arada bayağı uzun sürecek. bubble şudur. Turnuvalarda asıyorum şöyle derler. 12 kişiye biz para ödüyoruz. Turmada 13 kişi kalmış. İşte o bubble'dır. 13. kişi 13. olarak elenen kişi para almadan elenen kişi bubble olmuştur. Bubble'da oyun stilleri çok değişiklik gösterir. Bubble play diye bir şey var hatta yani bir konsept var. Ama ben o kadar detaya girmeyeceğim. Artık onları kendiniz çözersiniz. bas nedir? Turmadan elenmektir, bust etmektir. Zaten bu ikisi de aynı. C'ye geldik. Calling Station. Calling Station nedir? bir arkadaşımız çok fazla kol ediyorsa raise'leri veya çok fazla limp ediyorsa yani kendisi raise etmiyorsa kendisi aktif bir şekilde oynamıyorsa oyunu sadece reaktif yani proaktif değilse sadece reaktifse buna calling station nedir? calling station olmak kötü bir şey midir? duruma göre kötüdür duruma göre iyidir ama genelde betleri call edene denir calling station chase nedir? chase bu arada online oyunlarda falan da kullanılır chase etmek peşinden gitmektir ee, yani mesela elimde straight draw var. Karşımdakinin iyi bir eli olduğunu biliyorum ama ben o eli takip ediyorum straight draw'la. Peşinden gidiyorum. Onu chase ediyorum yani. E, ee, kazanabilme umuduyla. Check raise nedir arkadaşlar? Şimdi bunu check raise için önce check'in ne olduğunu bilmeniz lazım ama yani o kadarına da giremeyeceğim artık. Yani hani tamamen baştan anlatmam lazım. Check ne fold ne falan nasıl oynanır. En azından bildiğinizi varsayıyorum nasıl oynandığını. Onun üzerinden hareketle devam ediyorum. Check raise şudur. Diyelim e, siz preflop'u call ettiniz. Flop'ta bir board açıldı. Board'un tanımını anlattım size. Board açıldı. Check geçtiniz. Rakibiniz betledi. C bet yaptı. Ona da burada gireceğim. Continuation bet'e. Siz o bet'i raise ettiniz. Arttırdınız yani. Buna check raise denir. Check geçip raise etmek. Connectors nedir arkadaşlar? Mesela ileride zaten gireceğiz ona aşağılarda. Ama 7-8 bir suited connector'dır mesela. Ya da 8-9 off suit. Yani nedir mesela? 8 kupa, 9 karo mesela. Bu connector'dır. Bir de bunun suited connector olanı var. O da 8 karo, 9 karo olur. Connector da 8 karo, 9 kupa olur mesela. Seabed nedir? Arkadaşlar seabed şudur. Ben diyelim ben diyelim eli raise ettim. raise ettikten sonra bir flop açıldı. Flop'ta rakibim çek geçti. Ben burada artık C bet yani kısaltılmışı C bettir bunun C ve bet'ten C bet denir. Continuation bet yazmamak için C bet yapıp yapmamak istediğime karar veriyorum. Yani e, preflop'taki agresifliğimi flop'ta da sürdürüp sürdürmeyeceğime karar verdiğim ve bunu uyguladığım bettir C bet. Cutoff nedir arkadaşlar? Buna da daha detaylı gireceğiz ama cutoff preflop kısmında gireceğiz buna. Bu videoda değil yani. Cutoff nedir? Cutoff butonun tam yanıdır. Yani butonun sağında oturan kişiye cut koltuk denir. Yani cut oturan kişiye denir. D'ye geçtik. Dominated tent. Mesela dominated nedir? Sizin elinizde as queen var. Benim elimde asking var. Siz dom siz dominated durumdasınız şu an. Ben sizi domine etmiş durumdayım. Yani as gelirse ben kazanıyorum ki ortaya as vurması bir felaket. Çünkü ben as ile sizin as queen'inizi domine etmiş oluyorum. As king as queen tarafından domine edilmiştir. Donk nedir? Donk şudur. Şimdi bunu sibete de göstermek lazım. Sibet neydi arkadaşlar? Sibet şuydu. Bir tane preflop raiser var. Preflop laser ee, preflop'ta raise eden kişi. Siz de call ettiniz onu. Sonra flop açıldı, çek geçtiniz. Çek geçip adam bet yaparsa, yani preflop'taki agresif kişi bet yaparsa onun da sibet oluyor. Diyelim ki preflop'ta aynı senaryo oldu. Ama siz çek geçmediniz ve adamın sibet yapmasını beklemediniz. Direkt olarak siz betlediniz. Adamın betlemesini beklemeden. Buna donk bet denir. Donk betin avantajları vardır, dezavantajları vardır. Yerine göre güçlü bir silahtır. Ama ismini öğrenin. Sibet preflop'taki raiser yaparsa donk bet siz onu beklemeden siz bir anda yaparsanız buna donk bet denir. Devam. Double barrel. Double barrel şudur arkadaşlar. Diyelim ki ben flop'u bekliyorum. Preflop raiser'ım ben. Flop açıldı. Rakibim çek geçti. Ben betledim. Kol etti. Turn oldu. Yani diğer kağıt açıldı. Çekledi. Gene barrel'ladım. Yani gene betledim. Buna double barrel denir. Bir de bunun triple barrel olan vardır. Gene betledim. Gene rakibim kol etti. Bir daha açıldı. River'a gittik bu sefer. Gene çekledi. Gene betledim. Buna da triple barrel denir. Yani streetleri yani turn'ı, river'ı, flop'u betlemektir aslında. Downswing nedir? Bunu bankroll management'ta gireceğiz ama şudur. Downswing hiç kimsenin kaçamadığı, poker oynayan kimsenin kaçamadığı, hatta hayatta da kimsenin kaçamadığı konu ne olursa olsun belli dönemlerde beceriksizliğinizden olabilir, iyi oynamamış, iyi oynamamış olduğunuzdan olabilir, şanssızlığınızdan olabilir, farklı sebeplerden olabilir, düşüşler yaşarsınız. Bu düşüşlere downswing denir. Bazen de şansınızdan, iyi oynamanızdan, günü iyi analiz etmenizden vesaire bir sürü sebepten upswingler yaşarsınız. Bunlara da upswing denir. Yani Pozitif olumlu sonuçlar. Bu downswinglerin tabi finansal bir maliyeti oluyor sizlere. Draw nedir? Şu arkadaşlar draw. Ee, mesela straight draw olur oyunda ve flush draw olur. Ee, straight draw ee, kenttir Türkçe esasında. Ee, straight draw elimde mesela 9-10 var. Yerde jack-queen var. Ben hem up hem, hem de down straight draw'um var. Yani elimde 9-10 var. Yerde queen-jack var. Hem yere king gelirse yani papaz gelirse hem de 8 gelirse benim elimde straight oluyor. İşte bura draw denir. Ya da flash draw mesela. Renk. Ee, yerdeki karo var. Benim elimde iki karo var. Yere bir karo daha açılırsa ben kazanıyorum. Buna draw deniyor işte. Yani mesela straight draw. Demiyorum. I'm on a straight draw. Straight draw peşindeyim. Ya da flash draw peşindeyim. Draw yani bir beklentimiz olan kağıt. Böyle açıklaması da çok zormuş ya. Garip geliyor insana yani açıkladıkça. Dry board. Mesela ben bunu çok kullanırım. Dry board nedir? Öyle bir board... işte. Preflop'da bir aksiyonlar alındı arkadaşlar. Flop açıldı. Jack 2-2. Baktınız şimdi bu flop'a. Abi flash olma ihtimali var mı? 3 tane rainbow. 3 benzemez kağıt. Şey açıda. Renk açısından. E straight draw olma ihtimali var mı? E, o da yok. Yerde 2-2 var. Rakipte 2 ile call etmiş olma ihtimali var mı? O da çok düşük. Koordinasyonu olmayan boarddur dry board. Yani koordinesiz bir boarddur. Kimsenin elinde çok fazla bir şey ihtimali olmayan board kartlara dry board denir. Olay bu. Tabi bu çok önemli bir konsept. El analizlerinde incelersiniz bunu, anlarsınız mantığını. E geçtik. Early position. Early position nedir arkadaşlar? Gene aşağıdan anlatacağız. UTG 1 UTG 2, UTG 3. Ee, bu arkadaş yani big blind'a en yakın oturan 3 kişiye Early position yani erken pozisyondaki adamlar denir. Erken pozisyondaki adamlar her zaman risk altındadır. Çünkü preflop mantığı tamamen bunun üstüne kuruldur bu arada. Erken pozisyonda siz konuşursanız, diyelim ki birinci sırada konuşursanız sizden sonra konuşacak 8 kişi daha vardır. Ama late position, geç pozisyonda konuşursanız sizden sonra konuşacak kişi sayısı o derecede azalmıştır. O zaman eli kaybetme riskiniz de o derece azalır preflopta gibi. Equity nedir? en önemli konseptlerden bir tanesi gene. Bakın ben de çalışırken yıldız koymuşum zamanında yanına. Bunları dün gittim sizin için şey yaptım. Ee, yazıcıdan şeyden tarattım skenirden. Ben de çalışmışım bu anda. <laughs> Equity nedir? Equity şudur arkadaşlar. Mesela diyelim ki as asın. iki tane as var elinizde. King Queen yani King Papaz ve kıza karşı bir equity'si vardır. Yani as asın kazanma ihtimali misal veriyorum yüzde. 80 ise King Queen'in kazanma ihtimali %20'dir. İşte King Queen'in equity'sine %20 denir. Asas'ın equity'sine %80 denir. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Kazanma olasılığı yani. Bu çok önemli. Bütün temel mantık, pokerin mantığı bunun üzerine kuruldur aslında matematiksel olarak. Expected value. Bu da çok önemli bir konsepttir arkadaşlar. Pokerde bizim amacımız şudur. Kontrol edemediğimiz bir şans faktörü var. Ama biz kontrol edemediğimiz şeylerle ilgilenmiyoruz. Bizim amacımız sürekli positive expected value veren hamleler yapmak. O da nedir? Equity neydi? Biz asasla King Queen'e karşı büyük olasılıkla kazanıyorduk. Değil mi? Bizim amacımız sürekli asasla King Queen'e karşı kazanacak duruma getirmektir. Bakın şunu söylemiyorum. Asas King Queen'e %20 ihtimalle kaybediyor. Yani her 100 seferde 20 kere biz kaybedeceğiz. Bunun kaçarı yok. Misal verdim yani. Şu an tam olasılığı bilmiyorum ama 20 sefer kaybedeceğiz. Bunun kaçarı yok. Ama burada mesele şu. Siz o 80 seferi yaşamak istiyorsunuz her seferinde. Yani siz 100 seferde 20 sefer kaybedecek olsanız bile 80 sefer kazanıyorsunuz. Yani siz bu eli 80 sefer kazanacak hamleler yaparsanız siz doğru yoldasınız demektir. Expected value'nuz pozitiftir. Bu sadece preflopta değil bu arada flopta da geçerli. Bizim tek kontrol edebildiğimiz tek amacımız artı EV veren hamleler yapmaktır. Yani pozitif EV, pozitif expected value, pozitif beklenilen değeri alabileceğimiz hamleler yapmaktır. Bunun kararını da yani bu expected value'nun neye göre karar verdiğimizde equity'nin yani oranların içinde yatıyor aslında. Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Devam edelim. Daha detaylı gireceğiz zaten bunlar. El analizleri de inceleyince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Daha var yani bunları da anlatacağız. F'ye gel. Fiş nedir? Masadaki en tecrübesiz oyuncudur. Size, size para kazandıran oyuncudur. Fiş bu demektir. Balık. Şimdi flat ve flat call var. Aynı şekilde bu smooth call da denir buna. Ee, diyelim ki örnek de vermiş burada mesela. Normalde diyor ben check ile raise etmeyi tercih ederim diyor. Ama önümde 3 tane limper varken ben flat call yapmayı tercih ettim diyor. Yani sadece call ettim diyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Öyle, normalde jack'lerle raise ederim ama önümde 3 tane limp eden yani koleden arkadaş varken raise edip fazla risk almak istemedim. Sadece float call yaptım. Smooth call da deniyor buna. Float nedir arkadaşlar? Ee, işte float şudur. Diyelim ki elinizde 7-8 var. Rakip de early position'dan raise etti. Siz rakibinizden muhtemel olarak tırnak içinde daha zayıf bir elle eee call ediyorsanız ama şu çok önemli in position'da kod etmeniz lazım. Nerede yazıyor bu? Ee, heh, burada. In position'da kod ediyor olmanız lazım. In position'da kod ediyorsanız rakibinizden muhtemel olarak daha zayıf bir elle, siz float ediyorsunuz aslında. Float genelde zayıf rakiplere ve C beti yani continuation beti az yapan rakiplere karşı ilerleyen streetlerde yani flop'ta, turn'de, river'da potu kazanmak amacıyla yapılır. Float'un manası budur. Şu ikisini de iyi öğrenin. Float'la flat kolu. Çünkü bunlar da çok Twitch falan izlerseniz çok çıkacak terimlerdir karşınıza. Flop neydi arkadaşlar? Flop ilk 3 kartta açılan. Nasıl? Mesela preflop bitti. Flop açıldı. As King 5 misal veriyor. İşte ona flop deniyor. E, fold equity nedir? Bu da çok ciddi bir konsept. Bunu da analiz edeceğiz. Ama şudur. Özeti şudur. Ben bet yaparak rakibimi yüzde kaç ihtimalle fold ettirebilirim. Şimdi kazanma iki şekilde kazanabilirsiniz eli. Bir ikiniz de elinizi açarsınız. Sizin eliniz onunkinden iyiyse potu kazanırsınız. Ya da rakibin elini açmadan foldlattırırsınız. Rakibinizin elini foldlattırabilmeniz için de ya rakibinizin elinde bir şey olmaması lazım. Siz bet yapınca foldlayacaksınız ya da güçlü bir bet yapıp güçlü bir spotta yani güçlü bir senaryoda güçlü bir bet yapıp rakibe fold equity vermektir. Bunun olayı şudur. Ben ne kadar bet yaparsam ve ne range'le bet yap. Ne kadar ve range ne range'le bet yaparsam rakibim yüzde kaç ihtimalle foldlar. Bunun formülü de var. Formülü de vereceğim özetle anlatırken ama onu kullanmıyorsunuz. Yani biraz hissi hale geliyor bir yerden sonra iş. O yüzden bunu da e, kavrayacağız. Merak etmeyin. Free card nedir? şudur arkadaşlar. Mesela diyelim ki elinizde bir kağıt var. Bir board açıldı. Bedava kart demektir. Bunu biliyorsunuz zaten. Bedava kart alabilmek. Elinizde bir şey var. Bir kağıt var. Bir board açıldı size. Bir flop açıldı. Tehlikeli de bir flop. Çek geçerseniz rakibiniz bir draw'da olabilir. Draw'un ne olduğunu anlattım. Bir draw'da olabilir ve ona bir free kart vermiş olursunuz. O da çek geçerse. İşte bunu engellemek için bet yapıyorsanız yani elinizi koruma amaçlı bet yapıyorsanız rakibe free kart yani bedava kart vermemek için bet yapıyorsanız eğer buna işte free kart diyeyim. Öyle deniyor. Full ring nedir? Cash game demektir arkadaşlar. Zaten 9 ya da 10 oyun, 10 oyuncuyla oynanır cash game'ler. Genelde oturursunuz masaya işte. 9 ya da 10 kişi oturuyor, oturursa buna full ring deniyor. Yani masanın tamamı dolu olduğu söyleniyor. Gutshot straight. He, şimdi gotcha straight şudur arkadaşlar. Bunu örnekle açıklamak en doğrusu. Çünkü tanımları gotcha straight. Got ben ne olduğunu bilmiyorum İngilizcesini. Straight'in ne olduğunu biliyorum. Ee, ama ama gotcha'nın ne olduğunu bilmiyorum. Örnekle açıklamak daha iyi oturur kafanıza. Siz de örneklerle yazarsanız kendiniz not alırken ya da dinlerken ya da ne anladığınızı yazarsanız ya da anlamadığınızı tekrar dinleyip Google Translate'de ya da ne bileyim işte farklı poker sayfalarına yazarsanız daha net oturur kafanıza. Çünkü ben de farkındayım şu an anlatırken Biliyorum ne olduğunu ama e, tam ifadede zorluk çekiyorum. Tam anlatmada. Yani hiç bilmeyen birine anlattığımı varsayıyorum. O zaman da çok zor oluyor benim için. Kusura bakmayın yani farkındayım. Ama bu kadar çıkıyor. Özür dilerim. Şimdi elimde diyelim Asking var. Yerde de Ten Jack var. On ve Jack var. Beni hangi kağıt straight'e straight götürüyor? Ben şu an straight draw'dayım. Beni hangi kağıt straight'e götürüyor? Queen. Yani yere bir Queen gelirse turn'de. Işte burası flop'tu. Turn'de bir tane queen gelirse ne oluyor? As, king, ten, jack, queen. Straight'im oluyor. Yani ben tek karta straight oluyorsam o kartta ortadaki kartlardan bir tanesi ise o zaman benim işte gut shot. Yani tek kağıda straight bekliyor gibi oluyorum. H'ye geçtim. Bir saniye su içeyim. Şimdi H'ye geçtim. Heads up. Heads up nedir arkadaşlar? Normalde multiway potlar olur. Multiway pot da şudur. Siz ve rakibiniz oynamıyorsanız yani Atıyorum 4 kişi pot oynuyor 3 kişi pot oynuyor 5 kişi pot oynuyor O potta 5 kişi var O zaman multiway oluyor Çok kişi oynuyor yani Heads up 2 kişi arasında oynanan demek Hole cards nedir arkadaşlar ben de bilmiyorum hole cardsın ne olduğunu Ha Oyunun başında dağıtılan kartlara hole cards deniyormuş önemli değil bilmeseniz de olur bunu Hood nedir Hood şudur heads up display size nasıl başında anlatmıştım online oynarken adamın Ne yaptığını tutan bir database'dir bu ne kadar raise ediyor, ne kadar fold ediyor. Onu tutan database'dir. Bunun programları vardır. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere. Bunlara heads up display deniyor. Ama online olması lazım. Live'da böyle bir şey yok. ICM. ICM başlı başına çok önemli bir konsepttir. ICM'i öyle 3 dakikada 5 dakikada anlatamayız. Ben ICM'i anlatırken 10-15 dakika uğraşacağım yoğun bir şekilde. ICM şudur arkadaşlar. ICM cash geçerli değildir. E, turnuvalarda geçerlidir. Açılımı da independent chip model'dır. Bu bir algoritmadır. Özeti de şudur. Sizin turnuvada elinizde olan para sayısı yani chip miktarı azaldıkça chip'in dolar karşılığı değeri artar. Bunun özeti budur arkadaşlar. Ve birçok karar özellikle push fold'larda push fold'ları da açıklayacağız. Yani all-in girmekte direkt olarak all-in girilen kağıtlarda çok önemli bir yer tutar. ICM'e göre yapılan normalde yapılmayacak ama ICM'e göre yapılan fold'lar vardır bu oyunda. Ama özeti şudur elinizde tuttuğunuz çip miktarı azaldığında yani bunun dolar olarak karşılık değeri yani gerçek parada karşılık değeri artar. Yani 1000 çip varsa elinizde e, atıyorum bunun değeri yani çip başına değeri 0.75 dolarken misal veriyorum salladım. Elinizde 500 varsa her bir çipin değeri 1.10 dolar oluyor mesela anlatabiliyor muyum? az olan şeyin değeri artıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama çok derin bir konsept gireceğiz bunu. Implied odds, implied pot odds. Şimdi ama tabii bu şimdi pot odds'u vermeden implied pot odds'u vermek biraz saçma ama e, yani ne yapalım. Biraz biliyorsunuzdur umarım ki daha rahat anlayabiliyorsunuzdur. Öyle umut dediğim yani. Şimdi şöyle arkadaşlar pot odds, implied odds'u da örnekle e, anlatmak gerekiyor. Implied odds şudur. Diyelim elinizde 7 ve 8 var. Rekip o an için sizden iyi. Yani equity'ye göre bahsetmiştim. Equity'ye göre sizden iyi. Ama elin ilerleyen safhalarında, flopta, turn'de ve river'da rakibi olur da istediğiniz straight ya da flush'ı yakalarsanız geçeceğinize inanıyorsanız veya set'i yakalayıp geçeceğinize inanıyorsanız eğer inanmanızla pek ilgili de yani geçir, geçerseniz eğer öyle veya böyle implied odds'u oluyor. Yani şu, o an için geride olabiliyorsunuz. Ama istediğiniz kartı yakalarsanız, rakibinizden çok para kazanabilirseniz bu iki kartın implied odds'u, implied pot odds'u vardır deniyor. Bu kartların hangileri olduğunu şu an size anlatamam. Preflop section'ında anlatacağım. Ve siz bunları zamanla zaten el analizlerini inceleye inceleye duya duya öğreneceksiniz. Hangisinin implied pototsu var? Hangisinin reverse implied pototsu var? Bunları öğreneceksiniz. Bir de bunun reverse'u var. Yani tersi var. Tersinde de nasıl elinizdeki o an için geride olmanıza rağmen ilerleyen safhalarda para kazanabiliyorsunuz. Ciddi paralar bunda. Reverse'ünde de tam tersi. İyi, şu ilerleyen zamanlarda para kazanacağınızı zannediyorsunuz. Ama aksine çok para kaybediyorsunuz gibi. In position ve out of position diye iki konsept var. In position arkadaşlar pozisyonel avantajımızın olması anlamına geliyor. Yani rakibimiz pre -flop'ta da flopta da bizden daha önce ta sonra önce konuşacaksa bizim in position'dayız. Pozisyonel avantajımız var. Yani biz bir hamlemizi yapmadan önce onun ne hamle yapacağını göreceğiz. Out of position'da rakibin hamlesini göremeden bizim hamle yapmamız anlamına geliyor. Ki preflop range'leri, preflop'ta oynayacağınız kartlar in position ve out of position olmanıza göre ciddi şekilde değişiyor. Önemli bir konsepttir. In the money or ITM. ITM'e göre, in the e göre. Buna da e, ICM gibi yani birlikte çalışırlar. E, aslında şöyle in the money yani paranın içinde misin? ITM ne kadar falan diye sorulur. Yani paranın içinde olup olmamak tamam. Yani para turnuvadasın mesela son 9'da mısın? E, ITM evet. ITM deyip yani para kazandım falan gibi kullanılır yani. Cem. Cem nedir? Oli'nin aynı anlamı. Cem daha böyle şey e, argo bir ifade. Olin, olin ise olin, olin yani cem anlamına geliyor. Vallahi ağzım dilim kurudu. Biraz ara vereceğim biraz da. Juicy nedir arkadaşlar? Mesela masaya oturdunuz. 8 kişi var masada. Bunun ikisi pro. Yani profesyonel oyuncular. Biri reg, regular yani iyi oyuncu dediğimiz. Diğer işte kalan 5 tanesi ya da 4 tanesi şey. E, fish yani size para kazandıracak tecrübesiz adamlar. Buna juicy denir işte. Çok bilmeniz önemli değil. Masada yani masada iyi iyi para var masada anlamına gelir. Kicker nedir arkadaşlar? Kicker de önemli bir konsepttir. Bilmeniz lazım. Örnek vererek anlatıyorum. As king var elinizde ya da as jack var. As'ın kicker'ı king'dir. As'ın kicker'ı jack'tir. Anlatabiliyor muyum? Ya da king 10 var mesela. King'in kicker'ı 10'dur. Queen 9 var. Queen'in kicker'ı 9'dur. Anlatabiliyor muyum? Önemli bir karttır. L'ye geçtik. Lead etmek nedir? Lead etmek arkadaşlar donk bet'in aynısı aslında. Donk bet neydi? C bet preflop raiser'ın ne yapacağını bekliyorduk önce. O bet Sonra biz kararımızı veriyorduk. Lead'de ve donk'ta biz onun ne yapacağını beklemeden direkt olarak bet ya da hamlemizi yapıyorsak her ne yapacaksak buna lead ya da donk bet yani lead etmek ya da donk betlemek deniyor. Lead nedir? Lead şudur bir zayıflıktır. Herhangi birinin oyununda bir zayıflık sezerseniz. Bu fiziksel de olabilir. Mesela her elinde zayıf kağıt olduğunu gözünü kırpıyor olabilir. Misal veriyorum. Ya da dilini çıkarıyor olabilir. Ya da mesela check raise'lere karşı çok savunmasız kalıyor olabilir gibi. Adam yani rakibinizin oyununda bir zayıflık görürseniz buna leak deniyor. Level nedir arkadaşlar? Turnuva oynuyorsunuz diyelim. Bir kasinoya gittiniz ve turnuva oynuyorsunuz. Dedim ya small blind ve big blind oyuna para koymak zorunda olan kişiler. Yani oyun yapısı itibariyle mesela 10 ve 20 15 ve 30 bunları koymak zorundalar. Bu levellerde şu yani levellerde ne kadar blind konulacağına karar verilen kısımlar yani mesela birinci levelde 10, 20 50, 100 koyursanız ikinci levelde işte 100, 200. Üçüncü levelde misal diyorum 400, 600 gibi gibi her kasinonun her online oyunun level'ı, structure'ı, yapısı yani değişkenlik gösterir ama maalesef Türklerin oynadığı sitelerin hiçbirinde doğru düzgün bir structure yok. Light nedir arkadaşlar? Light hafif anlamına geliyor. Mesela diyelim ki bu arkadaşımız asibet yapıyorsa hem bet hem miktar olarak hem de vakit olarak 100 seferde 20 sefer sibet yapıyorsa ya yani da 30 sefer sibet yapıyorsa bu adam c-betting light denir. Yani az sibetliyor denir. Limp nedir? Limp şudur arkadaşlar. da geçerlidir sadece limp. Diyelim ki small blind ve big blind var. İşte UTG1 ve UTG2 foldladı. UTG3 limp etti. Yani sadece call etti. Normalde açılışlar preflop'ta raise ile yapılır. Atıyorum. Big blind 5-10 cash game oynuyorsunuz. Normal standart raise 30 arttırmaktır. 40 arttırmaktır. 45 arttırmaktır. Masa tipine göre. Burada bu arkadaş direkt big blind yani onu call ediyorsa buna limp yapmış denir. Bunu aklınıza tutun. Önemli çünkü limp etme. Limp lead, önemli bir şey değil arkadaşlar. Lose nedir? Oyuncu tipleri de kendi içerisinde ayrılıyor. Lose oyuncular ve tight oyuncular diye. Lose oyuncu daha fazla el oynayan oyuncu anlamına gelir. Daha e, geniş bir rençle oynayan adam anlamına gelir. M nedir? Made hand. E, hala hazırda iyi olan el anlamına gelir. Yani elinde bir made hand var mesela. Yerde set yakalamış, bir üçlü yakalamış gibi. Manyak nedir? Manyak her masada var. Kıbrıs'ta da bol bol görebilirsiniz bu manyaklardan. Lose ve agresif oynayan, çok fazla raise eden, işte çok fazla yapılmayacak iş yapan, çok fazla blöf yapan kişi anlamına gelir. Bunlara counter stratejiler var. Yani counterlayabileceğiniz durumlar var bu arkadaşları. Onları zamanla öğrenirsiniz. Min raise nedir? Normalde oyunun izin verdiği bir raise miktarı var arkadaşlar. Çarpı 2'dir bu genelde. Mesela big blind olsa siz 15 açılış yapamazsınız preflopta. Minimum 20'ye raise edebilirsiniz. Min raise buna denir. MTT online'da da görebilirsiniz. Live'da da görebilirsiniz. MTT multi table turnuva anlamına gelir. E, multi table tournament yani çoklu masalı turnuva. Mak nedir? Mak şudur. Diyelim oyun river'a kadar gitti. River'da e, rakibiniz kağıdını açtı. Sizinkinden iyi olduğunu siz biliyorsunuz. Kağıdı açmanıza gerek yok kağıtlarınızı göstermeden e, kurup şeye dealer'a teslim edebilirsiniz kartlarınızı. Yani ka kağıtlarınızı masaya göstermeden yenildiğinizi kabul etmektir, mak etmek. Niye göstermezsiniz? Çünkü rakiplerinizin sizin nasıl oynadığınızı bildiğiniz bilmesini istemezsiniz. Multi table birden çok table demektir. Multi table'da genelde online oynayan oyuncular multi table yani çoklu masa oynamayı tercih ederler. Neden? Varyans yani şans faktörünü olabildiğince Düşürebilmek için kısa vadede olay budur yani bunun tabi konsept yani multi table deyince olmuyor aslında bu bir yarım saat üzerine konuşulacak bir şey 20 dakika konuşulacak bir şey ama özetliyorum yani neden multi table oynamak istediklerini ee, ne Nash Equilibrium. şimdi John Nash diye bir adam var arkadaşlar bunun oyun filmi de var hatta ee, oyun teorisi diye bir konsept var bu adam bir matematikçi ve bunun üzerine Nobel aldı. Oyun teorisi diye bir konsepti var. Bu normalde iktisadi bir teori. Ee, ondan önce de kimde? Adını unuttum şu anda. Neş'ten önce de başka bir adamın rekabet piyasalarıyla ilgili bir teorisi vardı. Burada bu tabii Neş'te iki saniyede açılacak, açıklanacak bir şey değil. Ee, ama neyse bunu arkadaşlar gidin araştırın. Oyun teorisi nedir diye bunu YouTube'dan araştırın. Örnekle açıklanması daha doğru olacaktır. Bunu örneklerle açıklıyorlar çünkü. Hapishane örneği falan var hatta. Nit nedir arkadaşlar? Nit şudur. Nasıl lose demiştik mesela. Çok fazla el oynayan arkadaş. Nit de ve nitide de denir bunlara. Çok az el oynayan ve az risk alan arkadaşlara denir. Yerine ve zamanına göre değişken stratejilerdir. Bazen birisi doğrudur. Bazen öbürküsü doğrudur. Not hand nedir? The nuts nedir? Ben bunu çok kullanıyorum. El analizlerinde de. Not hand o anda en iyi olan el demektir. Mesela straight o anki en iyi el. Flush o anki en iyi el demektir. The nut, nuts. O'ya geçtik. Off suit. Off suit neydi? Askin karo olursa suited. As karo papaz kupa olursa off suit. Bu. Out of position, in position anlatmıştık. Out of position da sizin rakibinizden önce davranıyor olmanız, hamlenizi önce yapıyor olmanız anlamına gelen konsepttir. Bunu iyi öğrenin çünkü OOP diye yazıyorlar uzun uzun böyle yazmak yerine. Kısaltılması budur. Open ilk bekleyen kişidir zaten. Open limp. Neyse bunu da girmeyeceğim. Anlamsız bir şey. Yani limp'i anlattıktan sonra open limp'i anlatmak anlamsız. Open show'u da anlatmak anlamsız. Aslında şöyle özetleyeyim ya da open show direkt olarak all in girmek demektir. Open limp de direkt olarak limp'le açmak demektir gibi. İlk İlk yani ilk davranansınız ve direkt all in giriyorsunuz. Oyunda ilk davranansınız ve direkt limp ediyorsunuz gibi. Open ended straight draw ve open ended. Bunu anlatmıştım demin. Bu şöyle arkadaşlar. Ee, diyelim ki elinizde queen jack var. Diyelim ki elinizde queen jack var ve yerde 9 ve 10 var. Siz hem king gelirse hem de 8 gelirse straight kazanmış oluyorsunuz. Yani hem yukarı king'e hem aşağı 8'e straight yapmış oluyorsunuz. O zaman buna open-ended straight draw deniyor. Yani hem yukarı hem aşağı straight draw deniyor. Orbit neymiş ya? A full rotation of the button around the table. Ya, neyse önemli değil. Out nedir? Şimdi arkadaşlar bu out'lara da geleceğiz zamanla. Ama şudur. Benim elimde ki kartın. Şöyle anlatayım ya da. Şimdi burada koyuncak var ya 9 10. Beni papaz ve 8 o an eldeki en iyi kağıt yapıyor diye varsayalım. Papaz gelirse ben en iyi kağıdım gene 8 gelirse gene ben en iyi kağıdım. Deste de kaç tane papaz var? 4. Kaç tane e, 8 var? 4. Demek ki benim 8 tane out'um varmış. Yani beni 8 kart kazanan el haline getirebilirmiş. Olay bu. Bu arada her kazanan elde Ortalama olarak %2 ihtimalle çarpılır. Ona da gireceğiz sonra. Yani her bir out, her bir papaz %2'dir. 4 papazsa yüzde %8'dir. Oraya girmeyin. 8 tane beni kazandıran el olacak e, kağıt olduğunu bilin yeterli şu anda. Overbet nedir? Diyelim ki ortadaki pot 100 dolar. Siz o pota 120 dolar betlerseniz overbet yapmış oluyorsunuz. Yani o anki pot miktarından fazla betlerseniz, fazla e, bahis yaparsanız overbet yapmış oluyorsunuz. Overcard nedir? Yani bir üstteki kağıt gibi. Overcard şudur. Elinizde asking var. Yere açılan kağıtlar 279 flopta. O zaman sizin iki tane overcard'ınız var. Yani 279'dan as da büyük, papaz da büyük. O zaman iki tane overcard'ınız olmuş oluyor. Overpair nedir? Yerde 279 var diyelim. Sizin elinizde 10 10 var. Sizin 279'a göre yani yerdeki kağıtlara göre bir overpair'ınız olmuş oluyor. Şimdi Overcard As ve King birbirine benzemiyor. Onlar overcard oluyor. 10-10 zaten bir pair yapmış oluyorsunuz. Sizin elinizde 10-10 var. 2-7 9'lu board sizin over pairiniz olmuş oluyor. P'ye geçtik. Pair nedir? Söyledim işte 10-10 bir pair'dir. Ya da sizde 10 varsa yerde de 10 varsa bir pair yapmış oluyorsunuz siz. PFR nedir arkadaşlar? PFR şudur. He, Hood'u anlatmıştım size heads up display. Hani online oyuncuların birbirini ne yaptığını bilebilmek bir database oluşturmak için yaptığı bir şeydir. El geçmişidir. Ee, bu da oradaki terimlerden bir tanesidir. Preflop raise. Yüzde kaç piyafarla oynuyor mesela. Yüzde kaç ihtimalle preflop da raise ile gibi. Bakarsınız öğrenirsiniz bunları. Pocket bear nedir? Pocket bear e, ee, two of players cards make a bear. Niye two? Anlamadım. Önemsiz. Geçin position e, pozisyon bir adamın masadaki yeridir. Yani mesela bunlara da geleceğiz. UTG olabilir, UTG1, UTG2, middle position, late position, cutoff, hijack, low jack, over zıvır, big blind, small blind gibi. Anlatacağım bunları. Preflop section'ında anlatacağım bunları. Post. Post neymiş ya? Ben de okuyayım. Posting a blind in poker means that a player pays the blind. Aa, small small blind ve big blind post Geçin ya, bu da çok önemsiz değil. Şimdi pot commits pot committed şu arkadaşlar SPR bilmeniz lazım. SPR nedir önce? Pot committed anlatabiliyor muyum SPR dediğiniz şey SPR yani. Stack to pot ratio. Yani ortada ne kadar para var? Benim önümde ne kadar para var? Çünkü bazen öyle durumlarla karşılaşacaksınız ki siz bir bakacaksınız kendinizi pot committed durumda bulacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin ya ister istemez o Oyunun içinde bulacaksınız yani kendinizi. Hani ortadaki para size, önünüzdeki paraya e, o kadar fazla. Önünüzde 100 dolar var, ortada 500 dolar var. Siz pot komitetsiniz artık. Anlatabiliyor muyum? Yani önünüzde 50 dolar var, potta 180 dolar var. Ya da 230 dolar var. Siz pot komitetsiniz artık. Girmeniz lazım yani o pota. Ona da nasıl karar ver veriyoruz? İşte pot karar veriyoruz. Şimdi ben size şunu anlatmıştım. Bunları gene daha detaylı anlatacağım ama. Out'ları anlattım dedim. Kaç tane papaz, kaç tane 8 hikayesi. Plus EV kararlar, plus expected value kararları anlattım. Acuity ne? Onu anlattım. İşte bunların hepsinin harmanlanmış, dallanmış, budaklanmış hali ve bizim ana konseptimiz pototsudur. Bunun bir de implied pototsu vardır. Onu da anlattım. Ama ana konsept pototsudur arkadaşlar. Bunu bilmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bu kadar açık ve net. Tamamen bunun üzerinden döner oyun. Bunun ne olduğunu da daha detaylı açıklayacağım size ama çok önemli bir şey olduğunu şimdilik bilseniz yeterli. Basit bu arada o kadar gözünüzü de büyütmeyin. Preflop nedir? Flop açılmadan, heh, ee, preflop flop'tan önceki aksiyonlardır. Yani board kartlar yani e, community kartlar açılmadan önceki aksiyonların bütününe denilen isimdir. Push nedir? All-in'dir. Jam, push, bet, all-in girmek hepsi aynı anlamdadır. All-in girmektir yani. R. R'ye geçtik. Ragragi. Bilmiyorum arkadaşlar bunun ne olduğunu. Öğrenmenize gerek yok demek ki. Hiç duymamıştım ben çünkü ne olduğunu. Rainbow nedir? Şimdi biz nasıl dedik? Adamları flash draw ihtimali olma potansiyeli var. Mesela diyelim ki elimde Askin Karo var. Yerde de bu da Karo olsaydı. Olamaz da yani. Diyelim elimde Jack on Karo var. Tamam Bu da Karo olsaydı ben bir draw'daydım. Ve flash draw'da bunun adı. Ama yere açılan 3 kağıdın rengi de farklı ise görüyorsunuz. Biri sinek, öbürü Karo öbürü kupa. Üçünün de rengi farklı ise biz buna rainbow diyoruz. Rainbow floplarda rakibin elinde flash olma ihtimali düşüyor. Sadece backdoor flash olabiliyor. Bunun backdoor'undan olduğunu B'de anlatmıştım. Bakarsınız. Range nedir? Bu da çok önemli konseptlerden bir tanesidir arkadaşlar. Range şudur. Pokerde biz kararlarımızı rakibin elinde net tutuyor yani Kapalı bir oyun neticede. Siz kararınızı rakibin elinde ne tutabiliyor, yani ne tuttuğuna verdiğiniz ihtimalle ölçüyorsunuz. Tabii ki bunun için başka indikatörler de var. Mesela dediğim gibi potoslar, işte bet size'lar, pozisyonlar vesaire gibi. Ama genel olarak ekiple geçmişiniz gibi ama genel olarak kararlarınızı rakibin elinde tutma olasılığı olan kağıtlara göre veriyorsunuz. Ve aslında bir bulmaca gibi flop, turn river geçtikçe siz bu kartları daraltıyorsunuz rakibin hamlelerine göre. Bir bulmaca gibi aslında. İşte sizin rakibe verdiğiniz range yani rakibe verdiğiniz kartlar grubu tutabilme ihtimali olan kartlar grubuna range deniyor. Mesela rakibin range'i çok güçlü burada. Çünkü davranışları o biçimdeydi. Ya da rakibin range'i as as king king queen queen gibi premium yani çok güçlü elleri temsil ediyor gibi. Regular nedir arkadaşlar? Regular şudur. E, profesyonel değil, profesyonel oyuncu demek değildir regular ama düşünün haftada 3 gün, 4 gün kasinonun yakında oturuyorsunuz. Bizim Türkiye'de böyle bir şansımız yok ama 3 gün, 4 gün, işte 2 gün gidiyorsunuz cash game oynuyorsunuz, 2 gün gidiyorsunuz poker oynuyorsunuz, turnuva oynuyorsunuz ve belli bir seviyede oynuyorsunuz, iyi bir seviyede oynuyorsunuz. Bunlara regularlar deniyor. İnsanlar genelde kasinoya gittiğinde bizim öyle pek şansımız olmuyor tabii ki ama atıyorum Las Vegas'ta 10 tane masada cash game dönüyor. Adamlar giden profesyonel adamlar, para kazanmak için oynayan adamlar masaları izliyorlar. Diyorlar ki hem bu masada çok fazla regular var. Ben bu masaya oturmayayım. Bu masada iyi adamlar var. Para kazanamam bu masadan. Daha çok fish olanı yani daha çok e, balık adam böyle şey para kazandıracak adamları seçmeye çalışıyorlar. Yani regular özetle iyi oynayan oyuncu demek. Represent nedir? Represent şudur arkadaşlar. Ben range anlatırken ne dedim? Rakibin tutma olasılığı olan kağıtlar grubu. Kağıt değil ama kağıtlar grubu. Çünkü siz müneccim değilsiniz. Rakipte de şak şu var diyemezsiniz. Dersiniz de şu an diyemezsiniz bunu izliyorsanız yani. Biraz zaman gerekiyor. 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene her neyse. Reprezent nedir? Rakibin size elinde onu tuttuğunu düşündürmek istediği kağıtlardır. Mesela rakibin de asas olabilir ama öyle bir oynar ki elinde Jack 10 olduğunu düşünürsünüz. İşte o represent ediyor. Jack onu represent ediyor. Reprezent etmek temsil etmektir bu arada. Gibi. Return on investment. Çok önemli bir konsepttir arkadaşlar. Bunu da anlatacağım. Bunu umarım unutmazsam. Return on investment bu arada finansta da geçerlidir. Bu her, her yerde geçerlidir yani. Siz bir para yatırıyorsunuz. Diyelim ki ev aldınız. Bu aldığınız eve yatırdığınız para size ne kadar para getiriyor dönüşünde? Yani ne kadar karlı bir yatırım bu sizin için? %10 mu? %15 mi? %20 mi? Kaç senede getiriyor? Gibi gibi gibi. Önemli bir konsepttir. Bunu detaylı inceleyeceğiz zaten. Bu da şey. River nedir? Ne demiştik? Flop ilk 3 kağıt açılınca buna flop deniyor. 4. kağıt gelince turn oluyor. 5. kağıt yani son kağıt açılınca buna da river deniyor. Bunların hepsinden önce de preflop denen bir şey var. S'ye geçtik. Scare card. Korkutucu bir kağıt. Diyelim ki board dry bir boardtu. Yani yerde hiçbir şey yoktu. Ne straight draw ihtimali, ne flush draw ihtimali, hiçbir şey yok yerde. Ama öyle bir kağıt vurdu ki hem straight turn'de, diyelim öyle bir kağıt vurdu ki hem straight draw, hem de flush draw ihtimali koydi yere. İşte o zaman buna scare card yani korkutucu kart deniyor. Sizi korkutuyor, korkutucu kart anlamına geliyor. Bunu da zamanla çözersiniz ne demek olduğunu. second pair şudur. Diyelim ki as 10 7 var yerde. Sizin elinizde jack 10 var. Hani bottom pair neydi? En düşük kağıttı. Ama elinizde ortadaki kağıt olursa as 10 8 elinizde sizin 10 var ise eğer ortadaki kağıt yani second pair olmuş olur. Semi blöf nedir? Semi blöf şudur arkadaşlar. Blöf bir el, ne, ne siz potu nasıl kazanırsınız, betleyerek kazanırsınız. İkinizin de kağıdı açılır. Potu kazanırsınız yani. Rakibin sizin eliniz rakibinizin elinden iyidir ve kazanmış olursunuz. Blöf nedir? Elinizde hiçbir şey yokken yani air'la yaptığınız yaptığınız şeydir blöf. Bir de semi blöf vardır. Elinizde hiçbir şey yok değil. Ama elinizde güçlü bir kağıt da yok şu anda. Yani diyelim ki flopta ben semi blöf bir kartla blöf yapıyorum. Semi blöf yapıyorum. Yani benim elim o an için iyi değil. Ama turn de veri burada iyi olabilir. Yani benim blöfüm bir anda value'a dönebilir. O zaman buna semi blöf deniyor işte. Set nedir? Trio of a kind yakalamaktır. Yani üçlü yakalamaktır. Diyelim ki elimde 2-2 var. Yerde 2 azca açıldı. Ben 2'den dolayı set yakalamış oldum. Set mine nedir? Aha işte bunu yapmaya, bunu kovalamaya set mind deniyor. Bu ellerin implied podotsu vardır. Yani 2-2 iyi bir kağıt değildir. Ama flopta, turn'de ve river'da çok güçlü paralar kazandırabilecek bir kağıt haline dönebilir. Onun da sebebi buradan set yakalamasıdır. İşte buna da set mind deniyor gibi. Shark nedir? Shark arkadaşlar expert poker player. Profesyonel herkese shark denmez. Shark çok özel bir terimdir. Mesela Daniel Negreanu shark'tır. Işte Phil Ivey, şarttır Bu adamlar gerçekten bu işi aşmış adamlardır. Bu arada bir parantez YouTube'dan bu adamların birbiriyle oynadıkları elleri inceleyip e, bir şeyler öğrenmeye çalışmayın. Size hiçbir şey öğretmez o. Aksine size e, çok para kaybettirir. Çünkü o adamlar çok çok farklı bir seviyede oynuyorlar ve birbirleriyle de çok çok ciddi el geçmişleri var. O yüzden onları izleyip bir şeyler öğrenmeye çalışırsanız hata yaparsınız. Sizin izleyecekleriniz genelde small sex oynayan arkadaşlar olsun. Bilmiyorsanız sorun bana ben yardımcı olmaya çalışırım size. showdown nedir arkadaşlar? Diyelim ki river'a kadar gittiniz. Siz kartlarınızı açtınız, rakibiniz açtı. Sizin kağıdınız rakibinizden iyi ise showdown'da kazanmış oluyorsunuz yani kartlarınızı göstererek. Sit and go nedir? önemli değil boş verin. bilmenize gerek yok. Ben tavsiye etmiyorum oynanmasını. Bilmeseniz de olur. Açarsanız bakarsınız. Slow play nedir? Slow play arkadaşlar e, elinizde çok güçlü bir kağıt var diyelim. Bu güçlü kağıtla e, parayı hemen kazanmaya çalışmıyorsunuz da bekliyorsunuz. Pusuya yatıyorsunuz. İşte turn'ı bekliyorsunuz, river'ı bekliyorsunuz. Rakibinizden yavaş yavaş para kazanmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bir anda gücünüzü gösterirseniz rakibinizin kaçma ihtimali olabileceğini düşünüyorsunuz. gibi. Slow play buna denir. Small blind neydi? Big blind, small blind vardı. Preflop'ta pota para koymak zorunda olan iki kişiden bir tanesiydi small blind buydu smooth call nedir ee, yukarıda anlatmıştık normalde raise edeceğiniz beti call etmektir yani jack check ile mesela raise edecektik normalde ama biz call etmeyi tercih ettik 3 tane limper var diye önümüzde snap call nedir arkadaşlar çok duyacaksınız bunu snap call diye çok hızlı bir şekilde call etmek demektir snap call yani diyelim ki slow play oynadınız bir kağıdı slow playlediniz. River'da adam bekledi. Siz de call ettiniz ve açtınız kağıdınızı. Snap call etmiş oluyor. Step dümdüz bir çeviri. Step demek arkadaşlar böyle bıçaklamak demektir. Ee, aslında İngilizcesi. Yani ninja tarzı bir bıçaklama ama. Anlatabiliyor biliyor muyum yani öyle döner bıçağıyla kafasına vurmak değil. Böyle ninja tarzı arkadan böyle tık tık bıçaklama anlamına geliyor. Benim bildiğim kadarıyla. Bu da odur. Diyelim ki elinizde bir şey yok ama rakibiniz çek geçti. Ya siz ben bu bu bir step atsam bir denesem acaba olur mu? Bir deneyeyim mi derseniz işte step'lemiş oluyorsunuz. Çok duymayacaksınız bunu. Çok önemli değil ama bilinli olduğunu sadece. Stack nedir? Önünüzde duran paradır arkadaşlar. Bu. Önünüzde duran para sizin stack size'ınızdır. Olay bu. Stack of nedir? All-in girmektir. Budur yani. Stacks nedir? Oynadığınız stacks'tir. Mesela 1-2 mi oynuyorsunuz? 1 small blind, 2 1-2 oyun mu oynuyorsunuz? 2-5 mi oynuyorsunuz? 5-10 mu oynuyorsunuz? 10-20 mi oynuyorsunuz? 20 dolarlık turnuva mı oynuyorsunuz? 100 dolarlık turnuva mı oynuyorsunuz? 1000 dolarlık mı? 5000 dolarlık mı? 1 milyonluk mu? Oynadığınız stakeler yani oynadığınız e, seviyelerdir bunlar. Steel nedir? Potu çalmak demektir. Zaten çalmaktan e, düz çeviri. Atıyorum ortada bu anteneydi. Koymak zorunda olunan para. Herkesin koymak zorunda olduğu para. Bunlar da blindların, small blind'in ve big blind'in koymak zorunda olduğu para. Siz eğer bunları çalabiliyorsanız preflop'ta buna steal deniyor. Çalmanın da farklı yöntemleri var. Zamanla öğrenirsiniz. Street nedir? Ne demiştik? Flop, turn, river. Flop, turn ve river. Bunların hepsine straight deniyor arkadaşlar. Şey, street deniyor arkadaşlar. Ee, yani bunların bütününe street deniyor işte bu. Suited neydi? Ascaro, papaskaro. Ascaro, papaskupo olsaydı off suit oluyordu. Suited connector neydi? Queen Jack. Connector şu. Bağlantılı olması gerekiyor diyor. Mesela Queen ve Jack hem suited. ikisi de aynı renk. Hem de connector. Queen ve Jack. Aralarında hiçbir kağıt yok. Queen'den sonra Jack geliyor zaten gibi. Suited gappers ne? Aynı, gene suited. Aynı renk. Ama arada 8 var mesela. 7-9. Arada bir gap var. Gap boşluk demek. 7-9 mesela. Bir boşluk var arada. 7-10 mesela. 2 boşluk var arada gibi. Bunlar mesela implied pototsu olan ellerdir. T'ye geçtik. T nedir? Tight agresif. Mesela loose agresif neydi arkadaşlar? Çok fazla el oynayan ve agresif şekilde oynayan adama denirdi. Tight agresif. Tight bir şekilde oynayan, çok fazla el oynamayan ama aynı zamanda agresif arkadaşa denir. Tight agresif oynamak small stakeslerde yani 1 2 ve 2 5'te en başarılı stratejidir. Tent out bilmiyorum ne olduğunu. Tell. Tell şudur. Diyelim bir adamla bir masada oturuyorsunuz. Bu arkadaş eli kötü olduğunda her seferinde esniyor. Misal veriyorum ve siz bunu yakalıyorsunuz. Yakaladığınız anda bu adamın teli oluyor. Leaky oluyor yani oyundaki zayıflığı oluyor. Hiçbir kelime etmiyorsunuz adama ve biliyorsunuz ki bu adam her esnediğinde eli zayıf gibi. Texture ne? Texture nasıl başına atmışım dry ve wet diye coordinated ya da uncoordinated diye işte texture buna denir. Yani ortaya açılan board Flash draw barındırıyor mu ihtimali? ihtimali barındırıyor mu? Straight draw ihtimali barındırıyor mu? Barındırmıyor mu? Ne tarz eller var? Gibi. Bunların yani açılan flop'un yapısına texture deniyor. 3-bet nedir arkadaşlar? 3-bet şudur. Birisi raise ediyor. Siz onun raise'ini re-raise ederseniz buna e, ee, bet deniyor. Ama genelde bu pre-flop'ta kullanılan bir terimdir. Ben ee, Bet, be ben raise ettim. Benim raise'imi dedi dersiniz. Postflop'ta daha çok re-raise'ledi dersiniz. 3 demezsiniz. İndim aşağı. Tight. Tight nedir? Bu hem e, loose tight olabilir hem tight agresif olabilir. Agresif tight olabilir. E, tight sıkı adam demek. Yani çok fazla el oynamaz. E, daha iyi ellerle preflop'tan girmeye çalışır demek. Tilt nedir? Hepimizin yaşayacağı, yaşadığı ve zaman zaman da yaşamaya devam edeceği durumdur. Tilt diyelim ki o eli %90 ihtimalle siz kazanıyorsunuz. Ama tutuyor. O %10 ihtimal oluyor. Hem de hiç olmayacak bir yerde oluyor. Böyle katıldığınız güzel bir turnumda tam büyük bir para kazanacakken oluyor. O zaman işte buna tilt olmak deniyor. Uyuz olmak deniyor. Tilt tehlikeli bir konsepttir. Sizin ondan sonraki o tilt elinden sonraki ellerinizi de etkiler. Kontrol etmeyi bilmeniz gerekiyor tilte. Vallahi dilim tamam kurudu ya. Top pair nedir arkadaşlar? Top pair şudur. Bottom pair'i inceledik. Middle pair'i inceledik. Bir de top pair var. Az. Diyelim işte ki 10-7. Elinizde as çek varsa ve yerde de bir tane as varsa sizin top payeriniz vardır. En yüksek peyre sahip olmak bu. Trips nedir? Trips three of a kind yani settir. Yani üçlüdür. Aslında demin setle eş anlamlı bu trips. Turn nedir? Ne demiştik? Preflop. Üç kart açıldı flop. Dördüncü kart açıldı turn. Beşinci kart açıldı river. U'ya geçtik. U nedir? Under the gun. Yani small bind. Preflop'taki masayı hayal edin. Small blind var, big blind var. Big blind'ın hemen solundaki, solundaki adamı under the gun deniyor. Under the gun denmesinin sebebi de en büyük riski taşıyan adam olması. Çünkü arkasında ondan sonra konuşacak 8 kişi daha var. Ve bu onu daha güçlü ellerle açmaya itiyor. Preflop'un mantığı da bunun üstüne kurulmuş zaten. Underdog nedir? Bu genelde futbol vesaire tazı yarışları vır zıvır her türlü şeyde underdog genel geçer bir konsepttir. Eee... Mesela diyelim Galatasaray ile Kasımpaşa oynuyor. Kasımpaşa underdog'dır. Anladın mı? Yani favori değildir. Upswing nedir? Şey anlatmıştım size hatırlıyorsanız, downswing'i. Upswing de herhangi bir sebeple, bir sürü sebebi olabilir. O dönemde ee, yükselişe geçmek. İyi oynuyor olabilirsiniz. işte şanslı olabilirsiniz vesaire gibi. Upswinge yani daha çok elle kazanmak. Bunda tabii finansal bir yani daha çok kazanmak finansal bir karşılığı da oluyor tabi. Daha çok para kazanıyorsunuz. Ve geçtik ve bitiyor. Value bet nedir arkadaşlar? Diyelim eliniz iyi. Ve elinizden siz orada bet yaparak yani bahis yaparak value kazanmak istiyorsunuz. Para kazanmak istiyorsunuz. İşte buna value bet denir. Mesela blöf value betin tam tersidir. Ee, blöf nedir? O eli e, sadece blöf yaparak kazanabilirsiniz. Buna blöf denir. E, value bet nedir? ya eliniz gerçekten iyidir ve gerçekten siz betlerseniz rakibinizi kol edeceğini düşünüyorsunuzdur. Buna value bet denir işte. Yani para kazanmış oluyorsunuz gibi. Neyse. Tam açıklayamadım da öyle bir şey. Anlayacaksınız yani. Zamanla zaten bu konseptlerin hepsini benim anlatmamı beklemeden siz hakim olacaksınız arkadaşlar. Siz bir girişi öğrenin. Yani mükemmel öğrenmeye çalışmayın. Şimdi bir hakim olun. Not alın. Tekrarlayın. Şöyle bir dinleyin. Kulak dolgunluğu olsun. Zaten el elinizlerini incelerseniz ve bundan sonra yapacağım videoları incelerseniz Duya duya göre göre anlayan ne oturacak. Hele de biraz zaman harcarsanız vakit harcarsanız mesai harcarsanız çalışmaya Twitch'ten izlemeye ne bileyim işte grupta bizim Facebook Hold'em grubunda takılmaya zamanla zaten hakim olacaksınız konseptlere. Varyans nedir? Varyans aslında dümdüz halk diliyle şanstır. Ama tabi e, bilimsel açıklaması şans değil. Aslında şans diye bir şey yok burada. Şöyle ki e, diyelim ki ben %90 ihtimalle kazanıyorum ve %10'luk bir ihtimal de var ortada. Ben 90 ihtimalle kazanıyorum. %10 ihtimalle de rakibim kazanıyor. Yani bu ne demek? 100 seferde 90 sefer ben kazanacağım, 10 sefer rakibim kazanacak. Ama bu hangi 100 seferde olacak? Bazen ben 100 seferde 80 sefer kazanacağım, 20 sefer o kazanacak aynı ellerle. Bazen 100 seferde 95 sefer ben kazanacağım, 5 sefer o kazanacak gibi. İşte bu dalgalanmalara varyans deniyor. Yani siz her 90 sefer, yani her yüzlük dilimde 90 sefer siz kazanmıyorsunuz aslında. Siz bazen 85 kazanıyorsunuz, bazen 70 kazanıyorsunuz, bazen 99 kere kazanıyorsunuz gibi. Abartarak verdim örneği de. İşte bu dalgalanmalara varyans deniyor. Yani beklenen matematiksel sonuçların dışında e, gelişen matematiksel durumlar. Şans faktörü de deniyor buna, ama esasen şans faktörü değil. O bankrollda downswing ve şeyden upswingden bahsetmiştik. Yani fluctuationlardan, dalgalanmalardan. İşte tamamen bu varyans denen şeyden kaynaklanıyor. Ama kusura bakmasınlar bu, bu konsepti de inceleyeceğim ben bu arada. Bunu da anlatacağım size. Bankroll Management'da anlatacağım varyansı. Ama kusura bakmasın bazı arkadaşlar yok varyans sart diye ortalarda dolaşıyorlar ama şöyle bir durum da var. Abi sen ne kadar iyi oynuyorsun ki varyansı suçluyorsun. Yani emin misin gerçekten senin downswinginin varyanstan kaynaklandığını? Yani senin o dönemki kötü gidişinin varyanstan kaynaklı. Belki şansla hiç alakası yok. Sen gerçekten kötü oynuyorsun. İşte bunu doğru analiz etmek lazım. Vipip gene e, volunteer, voluntary put money in the pot denir. Yani gönüllü olarak pota para koymak. Bu heads up display'den bahsetmiştim. Online oyuncuların aralarında oynadı. Orada gene bir şeydir. E, bir indikatördür. Bu adam ne kadar ele gönüllü olarak para koyarak girmiştir. Bu da genelde e, raise etmesi anlamına gelir. Yani mesela işte çok fazla el mi oynuyor, çok mu az oynuyor, oynuyorsa agresif mi oynuyor gibi gibi. Bunları çözersiniz zamanla. Weak player nedir? Zayıf oyuncu demektir. Genelde call eden ya da fold eden, post flopta pek bir şey beceremeyen oyuncu demektir. Wet board nedir? dry board neydi arkadaşlar? Jack 2-2. Hem rainbow yani 3 kart farklı renkte hem de straight ihtimal yok. Buna dry board yani kuru board deniyor. Wet board da tam tersi mesela. Jack on queen. İşte rainbow değil. İki, hem flush ihtimali var hem straight ihtimali var. Hem two pair, iki pair olma ihtimali var falan filan. Böyle çok alengirli herkesin bir şey olma ihtimaline sahip olduğu boardlara da wet board deniyor. Başka da bir şey kalmadı. Arkadaşlar çok uzadı biliyorum. Bir saati falan buldu. Umarım size bir faydası olmuştur. Ben anlatırken zorlandım emin olabilirsiniz. Ağzım falan da kurudu. Tek seferde yaptım bunu yani. Size umarım bir faydası olur. Bunları izleyip böyle alimi cihan olmayı beklemeyin. Bu iş gerçekten bir zaman ve mesai harcamaya gerektiren bir iş. Ben size sadece burada genel terimleri anlattım. Bir sürü unuttuğum terim olabilir. Siz bunların şimdi yapacağınız en mantıklı iş notlarını aldınız. Anlamadıklarınızı tekrar dinleyin. Anladıklarınızı çalışın. Yarım anladıklarınızı Google'dan kendiniz araştırın. İngilizcelerini bulabilirsiniz. Yapıştırın Google Translate'e. Az çok çevirir. Bilmediklerinizi de zaten videolarda göre göre ee, duyuyor duya çevreden Twitch'te orada burada kendiniz oynarken diyor diyor hakim olacaksınız. Ama ilk basamağı atlattınız. Ee, en azından ne olduğuna dair kafanızda bir şekil oluştu. Tabi bundan bir adım öncesi de size kuralları anlatmaktır. Hani nasıl oynanır ne yapılır diye. Ama ben oraya girmeyeceğim. Çünkü gerçekten anlatamayacağımı düşünüyorum onu. O yüzden buradan başladım. Umarım biliyorsunuzdur ve kafanızda şu an tanımlar az buçuk oturmuştur. Kendinizin de çalışmaya. Bundan sonraki süreçte de zaten e, videonun başında anlattığım şekilde adım adım ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Acelemiz yok. Sizin de e, benimle birlikte ilerlediğinizi hissetmenizi istiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Ben de sıkılmak istemiyorum. O yüzden hep birlikte umarım e, keyifli bir şekilde öğrenerek vakit geçiririz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli oyunlar diliyorum.